Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Modalverben und ihre Alternativen. Burada arkadaşlar dürfen modal fiilinin alternatiflerini görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Sol tarafa baktığımızda arkadaşlar dürfen, hatırlayacak olursanız neydi? Dürfen'i biz izin hallerinde kullanıyorduk. Ne demiştik? Mesela bir annenin çocuğuna söz gelimi, işte sinemaya gitmesi için izin vermesi gibi, ya da bir otoritenin yasaklarında ya da işte bir şey yapabilirsiniz ya da yapamazsınız gibilerinden bir durumu bildirmede kullanılan bir yapıydı bu, öyle değil mi dürfen? Dolayısıyla burada şimdi dürfen'in yerini geçebilecek yapıları görüyor olacağız. Bakın burada das Recht haben, das Recht neydi? Hak demekti. Hakkının olması diyecek olursak demek ki das Recht haben. Bir şey konusunda zaten bunu birazdan örnek cümleler içerisinde görüyor olacağız. O zaman daha da iyi oturacaktır. Das Recht haben demek ki hakkının olması anlamına geliyor. Die Erlaubnis haben, iznin olması. Bakın burada hep dürfenle ilgili durumları hissediyoruz, öyle değil mi? Bakın dürfen yerine demek ki bunları kullanabiliyormuşuz, değil mi? Demek ki bu grubun haricini bakın erlaubnis, erlaubt sein görüyoruz. Erlaubt sein yani iznin olması. Bakın die erlaubnis isim şeklinde karşımıza çıkarken burada erlaubt sein bir şey için iznin olması anlamına gelmiş oluyor. Aynı şekilde gestattet sein, bu da iznin olması durumu eylem olarak karşımıza çıkmış oluyor. Gestattet sein ya da erlaubt sein demek ki iznin olması. Demek ki bunlar da gene dürfen'in nesiymiş? Alternatifiymiş. Bir diğer gruba baktığımızda arkadaşlar verboten sein, az önce söylemiş olduğum gibi yasaklarda ya da müsaade edilirken kullanılıyor dedik, değil mi? Verboten sein de demek ki yasak olması, değil mi? Bir şeyin yasak olması verboten sein olarak değerlendiriliyor, söyleniyor. Ya da untersagt sein, bu da gene yasaklanması, bir şeyin yasaklanması için untersagt sein de denilebiliyor. Nicht erlaubt sein, iznin olmaması, yani müsaadenin olmaması, iznin olmaması şeklinde kullanılıyor. Dilerseniz bu yapıları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Hemen ardından örnek cümlelerle bu durumu pekiştirelim. Dürfen, dürfen, das Recht haben, das Recht haben, die Erlaubnis haben, die Erlaubnis haben, erlaubt sein, erlaubt sein, gestattet sein, gestattet sein, verboten sein, verboten sein, untersagt sein, untersagt sein, nicht erlaubt sein, nicht erlaubt sein. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Autofahrer dürfen hier bis um 20 Uhr parken. Evet, anlaşılır bir cümle. Autofahrer neydi arkadaşlar? Sürücüler, yani araba sürücüleri kastediliyor, değil mi burada? Dürfen hier bis um 20 Uhr parken. Demek ki saat 20'ye kadar park edebilirler deniliyor. Bakın burada ne var? Bir devletin, değil mi? Bir izin verme durumu var. Dolayısıyla dürfen kullanılmış oluyor. Şimdi dürfen yerine biz das Recht kullanacak olsaydık ne olurdu? Bakın o zaman Autofahrer haben das Recht hier bis um 20 Uhr zu parken diyecektik. Bakın das Recht olduğunda demek ki dürfen'i kaldırıyorum ve ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Das Recht haben şeklinde, değil mi, bunu cümleye sokmuş oluyorum, entegre etmiş oluyorum ve zu plus infinitif zu parken şeklinde sonlandırıyorum cümleyi ve diyorum ki Autofahrer haben das Recht hier bis um 20 Uhr zu parken. Das Recht yerine die Erlaubnis de diyebilirdim. Die Erlaubnis neydi arkadaşlar?
müsaade demekti. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Sürücülerin saat 8'e kadar burada park izni var diyeceğim, değil mi? Park etmeye izni var diyeceğim. Dolayısıyla Autofahrer haben die Erlaubnis hier bis 20 Uhr zu parken demiş oluyoruz. Demek ki das Recht yerine ne demişiz? Die Erlaubnis demişiz. Burada herhangi bir anlam kayması yok. Gene aynı anlama gelmiş oluyor. Die Erlaubnis yerine bakın burada isim hali eylem şeklinde devreye erlauben değil mi? Bu fiili işin içerisine sokmuş olsaydık ne olacaktı o zaman? Es ile başlayacaktı. Ne diyeceğiz? Es ist den Autofahrern erlaubt, değil mi? Sürücülere bir izin var, değil mi? Ne izni varmış? Hier bis um 20 Uhr zu parken. Saat 20'ye kadar burada park etmeye izin varmış, değil mi? Kimlerin? Sürücülerin. Dolayısıyla bakın cümlemiz es ile başlamış. Ne diyeceğim? Es ist den Autofahrern erlaubt, hier bis um 20 Uhr zu parken. Erlauben yerine yerin ne diyebilirmişiz arkadaşlar? Gestattet diyebiliriz. Dolayısıyla es ist den Autofahrern gestattet. Pekala, erlauben'in yerine geçmiş oluyor. Değil mi? Burada da herhangi bir anlam kayması yok. Gene aynı anlama gelmiş oluyor. Es ist den Autofahrern gestattet, hier bis um 20 Uhr zu parken demiş oluyoruz. Şöyle bir toparlayacak olursak arkadaşlar, dürfen demek ki neydi? İzin hallerinde değil mi? Bir otoritenin bir şeyi müsaade etmesi ya da etmemesi anlamında kullanılan modal fiildi. Dolayısıyla ben dürfen yerine alternatif olarak das Recht değil mi? İzin anlamına gelen değil mi? Recht aslında hak demek. Dolayısıyla das Recht diyebilirim. Die Erlaubnis bu da neydi? Müsaade anlamındaydı. Burada die Erlaubnis burada eylem şeklinde karşımıza çıkıyor. Müsaade etmek şeklinde. Erlauben ya da gestatten bu da gene ne oluyormuş? İzin ya da müsaade etmek anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Autofahrer dürfen hier bis um 20 Uhr parken. Autofahrer dürfen hier bis um 20 Uhr parken. Autofahrer haben das Recht, hier bis um 20 Uhr zu parken. Autofahrer haben das Recht, hier bis um 20 Uhr zu parken. Autofahrer haben die Erlaubnis, hier bis um 20 Uhr zu parken. Autofahrer haben die Erlaubnis, hier bis um 20 Uhr zu parken. Es ist den Autofahrern erlaubt, hier bis um 20 Uhr zu parken. Es ist den Autofahrern erlaubt, hier bis um 20 Uhr zu parken. Es ist den Autofahrern gestattet, hier bis um 20 Uhr zu parken. Es ist den Autofahrern gestattet, hier bis um 20 Uhr zu parken. Sıradaki cümlemizle devam edelim arkadaşlar. Man darf nicht die Sicherheitseinrichtungen fotografieren. Evet, anlaşılır bir cümle. Yeni bir kelime. Die Sicherheitseinrichtungen, güvenlik aygıtları anlamına geliyor arkadaşlar. Die Sicherheitseinrichtungen. Yani cümlemiz ne diyor? Güvenlik aygıtları nın fotoğrafını çekmek yasaktır demeye getiriyor. Çünkü burada ne var arkadaşlar? Dürfen modal fiilimiz var. Değil mi? Bu izin hallerinde yasaklarda da kullanılan modal fiil olarak geçiyor dürfen. Biz şimdi dürfen yerine alternatif oluşturacak olan neyi görüyoruz? Verbieten, aslında verboten değil mi? Yasaklamak. Dolayısıyla yasaktır güvenlik aygıtlarının fotoğrafını çekmek diyeceğiz. Dolayısıyla es ist verboten yapısını kullanıyoruz. Bakın bunu bir yapı olarak görelim. Demek ki yasaktır derken es ist verboten demiş oluyoruz. Es ist verboten die Sicherheitseinrichtungen zu fotografieren. Güvenlik aygıtlarının fotoğrafını çekmek neymiş? Yasaktır.
demiş oluyoruz. Aynı şekilde verboten yerine untersagen değil mi? Bu da gene ne demek? Yasak anlamına geliyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Es ist untersagt, die Sicherheitseinrichtungen zu fotografieren dediğimizde demek ki verboten yerine ne yapmışız? Untersagen demişiz ve biz bunu es'e göre çekimlediğimizde demek ki ne diyeceğiz? Es ist untersagt diyecekmişiz. Es ist untersagt, die Sicherheitseinrichtungen zu fotografieren. Ja da bunun yerine erlauben, erlauben neydi arkadaşlar? İzin vermek demekti. Dolayısıyla buna izniniz yok gibi birebir çevirecek olursak değil mi? Es ist nicht erlaubt demiş oluyoruz. Tabi burada izin isim halinde değil, ne olarak karşımıza çıkıyor? Nicht erlaubt şeklinde karşımıza çıkıyor. Değil mi? Çünkü bunun isim hali neydi arkadaşlar? Erlaubnis'ti. Değil mi? Dolayısıyla buraya baktığımızda es ist nicht erlaubt şeklinde bir yapı karşımıza çıkıyor. Ve ne demiş oluyoruz? Es ist nicht erlaubt, die Sicherheitseinrichtungen zu fotografieren dediğimizde aslında diğerinin aynısını değil mi? Üstteki cümlelerin aynını vermiş oluyoruz. Dilerseniz bunları bir toparlayalım. Demek ki neymiş arkadaşlar? Man darf nicht die Sicherheitseinrichtungen fotografieren değil mi? Şimdi buradaki dürfen yerine alternatif oluşturacak neler varmış? Verboten varmış. Ne diyebilirmişiz demek ki? Es ist verboten ya da es ist untersagt ya da es ist nicht erlaubt diyebiliriz. Ve nasıl devam ediyor cümle arkadaşlar? Es ist nicht erlaubt, die Sicherheitseinrichtungen zu fotografieren. Burada dikkat edilmesi gereken ne arkadaşlar? Zu plus infinitiv değil mi? Zu plus infinitiv ile cümlemi sonlandırmış oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Man darf nicht die Sicherheitseinrichtungen fotografieren. Man darf nicht die Sicherheitseinrichtungen fotografieren. Es ist verboten, die Sicherheitseinrichtungen zu fotografieren. Es ist verboten, die Sicherheitseinrichtungen zu fotografieren. Es ist untersagt, die Sicherheitseinrichtungen zu fotografieren. Es ist untersagt, die Sicherheitseinrichtungen zu fotografieren. Es ist nicht erlaubt, die Sicherheitseinrichtungen zu fotografieren. Es ist nicht erlaubt, die Sicherheitseinrichtungen zu fotografieren. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde dürfen modal fiilinin alternatiflerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.